Değerli dostlarım, herkese tekrar merhabalar. 4 adet hisse sorulmuş. Tatgıda, OYAK, DOAŞ ve PSDTC değerli dostlar. Şimdi bu hisselerin teknik analizini yapalım beraber. Tatgıda ile başlayalım. Öncelikli olarak şöyle 1 saatlik bir görüntüsüne bakalım değerli dostlar. 1 saatlik görüntüde neler var, neler yok. Şöyle bir gözlemleyelim. Şu sürece bir bakalım. Şimdi arkadaşlar şurada bir sıkışma içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Şimdi çizmiş olacağım alanın içerisine değerli dostlar, bakınız. Şöyle alalım. Daha doğrusu bu alanın içerisinde diyelim, içerisinde değil. İçerisinde herhangi bir geri düzeltme hareketiyle karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi arkadaşlar burada bakınız, bu alan dışına şöyle alalım. Bu alan dışına taşabilir isek yukarıya doğru. Evet, şöyle tam milimetrik oldu. Alanın dışına atabilir isek değerli dostlar, buradan yukarıya doğru EMA 200, 843 ve daha üstlere doğru bir yolculuk gelebilir. Burada bir sıkışmanın olduğunu görüyoruz. Saatlikte bu sıkışma nereye kırılacak arkadaşlar? Bunu iyi takip etmek gerekir. Bu sıkışma eğer alt banda doğru bir gerileme şeklinde birinci etabını tamamlar ise, şu anki durumdan itibaren ilk geri çekilme 813'e bulabilir. Eğer yukarı doğru bir hareket yapacak ise de 832'lerin üzerinde yukarı doğru bir hareket oluşabilir arkadaşlar. Şimdi 813, 832 bandında takip edilebilir arkadaşlar. Bir ikili dip oluşumuna gidebilir miyiz? Sadece şuradaki yalın halini değerlendiriyorum. Az sonra yukarıdan aşağı bir destek, daha doğrusu bir düşen kırılımı durumu var mı yok mu, onu da irdeleyeceğiz değerli dostlar. Evet, şöyle baktığımız zaman yataydaki en güçlü direnç bölgemizin de 837 olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. Şimdi şu noktayı da alalım. Evet, 832, 837 sıralı direnç noktalarımız arkadaşlar. Olası geri çekilmelerde 813 bandına doğru bir hareket olabilir. Bir ikili dip olabilir mi? Yine bunu irdeleyeceğiz. Şimdi şöyle birazcık olayı daha geniş alana yayalım değerli dostlar. Ve şu şekilde bir sıkıştırma içine alalım. Şimdi burada neler oluyor değerli dostlar? Bir düşen kırılımının şöyle baktığımız zaman aslında geldiğini görmekteyiz ki bakınız, bu oldukça güzel bir görüntü arkadaşlar. Şöyle bakıverdiğimiz zaman aslında buradan bir düşen kırılımı gelmiş. Bu güzel. Bir ikili dip oluşabilir değerli dostlar burada. İhtimal dahilinde bir yükseliş başlangıcı olabilir. Burayı hep beraber takip edeceğiz. Buradan bir hamle, bir potansiyel bizi ilk etapta bakın şu bölgeye kadar taşıyabilir arkadaşlar. Ki ilerleyen zaman diliminde bu bölgeye gelir isek yine burası bir direnç olarak karşımıza çıkacak. Ortalama 875 bandını yukarıda görmekteyiz değerli dostlar. Umarım bu alanın dışına taşarız. 832 bandının üzerine atarak 832, 837 ve yukarı doğru 875'lere doğru yolculuğumuz gelir. Tabi şurada EMA değerli dostlar 200, 842'yi de unutmayalım. Şunu da şöyle yapıştıralım. Evet. Tatkıda'nın saatlik görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim 4 saatlik grafiğine bakalım. Evet, 4 saatlik grafiğimizde indikatörlerimiz güzel. Bir günlük grafiğe baktığımız zaman MACD indikatör tam kıvamında gibi. Güzel. İndikatörlerimiz güzel arkadaşlar. Yani buradan bir yukarıya bir hareket gelebilir. Lakin şunu söyleyeyim, bu hareketler kalıcı mı olur? Yoksa sadece bir tepki, bir trade fırsatı mı sunar? Onu ilerleyen zamanda değerlendirelim arkadaşlar. Çünkü şöyle bakıverdiğimiz zaman şöyle güçlü direnç bölgelerimiz var arkadaşlar. Yani buradan bir hareket gelse dahi bir yerde toslama potansiyeli yüksek. Onu bir defa söyleyelim, belirtelim. Yani buradan hemen alın, orta uzun vadede taşıyın anlamında demiyorum ama bir trade etme fırsatı sunabilir. Lakin değerli dostlar, sadece tepkilere biz yol almış oluruz. Tüm hareketli ortalamada birbirini kesmiş durumda. Evet, grafiğimizi sıfırlayalım. Şöyle şu şekilde baktığımız zaman değerli dostlar, bahsettiğimiz gibi bir ikili dip görüntüsü andırıyor. Umarım buradan bir potansiyel gelir değerli dostlar. Evet. Tatgıda'nın görüntüsü bu. Şimdi geçelim. OYAK çimentoya bakalım. Bakalım OYAK çimento 60 dakikalık grafik. Evet, yani buradan bir ters çanağa doğru gider miyiz? Birazcık kritik, birazcık tehlikeli bir süreç. Şimdi şuradan arkadaşlar ters bir katlama bizi biraz daha geriye itebilir. Şimdi OYAK çimentodaki görüntümüz, bir defa şu şekilde alalım.
Bakın şuralardan belki bir tepki hareketi alabiliriz değerli dostlar. Oyak çimentoda bakalım buralardan bu hareket gelecek mi? Şöyle çizgi grafiği aldığımız zaman. Evet. Bir yukarı yönlü tepki oluşabilir değerli dostlar. Bu potansiyel var. İndikatör anlamında da RSI sıfırdan dönmüş. MACD indikatörü değerli dostlar henüz alım üretmemiş. Evet. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Bu bölgeden gelebilecek hareketler bizler için olumlu olacaktır. Şimdi şu seviyeyi baz alalım. Bakın tam hassas kritik bir noktadayız. Yani kapanışımız aşağıda geldiği zaman birazcık sıkıntı. Kaç bu değerimiz arkadaşlar? Ortalama 6.70'lerin altında sıkıntı yaşayabiliriz. Buraya dikkat. Evet böyle sınır hattındayız. Bakalım neler olacak. Oyak çimentoda değerli dostlar. Burada yine hem majör direnç seviyesi kırılım bakın üstte çizmiş olduğumuz hem de şu küçük çaplı kırılım yine takip edilebilir değerli dostlar. Yani buradaki kesik çizgiyle göstermiş olduğumuz direnç çizgisini bir defa kırmamız lazım ki 7 bandının üzerinde arkadaşlar nispeten olumlu olabilir. Evet 7 bandının üzerine atabilir isek nispeten pozitif bir havaya bürünebiliriz. Oyak çimentoda görüntü bu şekilde. Doğuş otomotive bakalım. Doğaş. Evet günlük grafiğimiz pardon evet günlük arkadaşlar günlük grafiğimizde baktığımız zaman yine düşen kırılımını görüyoruz ve biraz önceki işte benzeri durum tepki gelmiş güzel yani şu hisseleri birbiriyle özdeşleştirirsek arkadaşlar bakın doğuş otomotivdeki görüntü biraz önce Oyak'taki görüntü arkadaşlar benzeri görüntüler bakın Oyak C birçok hissede de bunu görebiliyoruz yani bakın şuradan çizmiş ilk biraz önce şu şekilde. Bakınız burada Oyak çimento geride biraz önceki doğuş otomotiv mantığına bakacak olur isek burada kırılım gelmemiş arkadaşlar. Doğuş otomotivde kırılım gelmiş. 7 bandında Oyak'ta da kırılımı görebiliriz. Şimdi doğuşu tekrar alıyoruz. Bakınız Oyak çimentonun bir tık ilerisinde arkadaşlar. Buradaki sıkışma yukarıya doğru kırılmış. Güzel. Yani teknik görüntü güzel. 24-47 bantlar arkadaşlar. Ortalama bakınız 24-47'ler. Yani şu bantları şöyle daha doğrusu 47'ye alalım burayı bir saniye. Tekrar çizelim arkadaşlar. 24-48. Evet şöyle bir takıntımız oldu. ...24... ...48 şöyle alalım. Evet. 24-48 arkadaşlar. Destekli ne yapıyoruz? Takip ediyoruz. Düşen kırılımı gelmiş. Güzel. Muhtemelen burada da yani daha önce de hep defaatle anlatıyoruz. Bakın şu kısım bizim için önemli olacak arkadaşlar. Eğer buradan bir dönüş gelir ise bakınız destek. 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 Kırılıyor desteğimiz. Bakın şu bölgede. Bakın dip dönüşü işte buralardan tekrar olası bir geri çekilmede pozitif senaryoda diyeceğiz ki retest yapmak için geri geliyor. Negatif senaryoda diyeceğiz ki satış onayını aldı artık daha da aşağı gidecek. Arkadaşlar çok hassas bir noktadayız. Teknik analize gerçekten iyi vakıf olan arkadaşlarımız burada net bir pozisyonunu alabilirler. Ama ve lakin bakınız kim vur diye gider isek sıkıntı. Arkadaşlar bakınız tekrar ediyorum. Bu kesik çizginin içerisine dahil olmadan tekrar yukarı gidebiliyoruz. İmajını oluşturamayız. Çünkü çok riskli bir durum var. Şuradan bir satış onayı yer ise sıkıntı olur değerli dostlar. İyi takip edelim. Onun için 24.48 arkadaşlar üzeri altı şeklinde şimdilik takip etmekte fayda var. Doğuş otomotivde. Evet. Pergamon dış ticaret. Pergamon dış ticarete bakıyoruz. Benzeri görüntüler. Hep bir tepkiler falan arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Evet, şöyle aldığımız zaman daha bir sıkışma bölgesi. Yani burada da stop loss noktamız belli arkadaşlar. 21.85. Nereye denk geliyor 21.85? Değerli dostlar. EMA 200'e. Hemen buranın koordinatlarını tam yapalım.
21,85. Arkadaşlar EMA 200 destekli, takip edilebilir. Bu değerin altında muhtemelen bazı sert hareketler görülebilir. Buraya dikkat edelim. 21,85 destekli takip ediyoruz arkadaşlar. Bakınız bu bandın altına girdiğimiz zaman ta ki şu yatay ana desteğe doğru gelebiliriz ki bu da 20 bantları. İşte burada artık asıl savaş mücadele olur. Arkadaşlar sert düşüşü yaşadık. Majör desteğe doğru yaklaştık. Hem EMA 200 hem majör destek. Bakalım buralar neler olacak arkadaşlar. Yani bu hatlar, ana destek hatları kırıldığı zaman aşağı doğru arkadaşlar demek ki şöyle biraz daha satış dalgamız devam edecek anlamına gelir. Sabırla beklemekte fayda var diyorum arkadaşlar. Yani bugünün pozitif havası birazcık bizi yukarı itebilir ama olası arkadaşlar geri çekilmelerde ki bir de EMA 50 var burada arkadaşlar. Ha bunu da üzerine atabilirsek eyvallah. EMA 50 arkadaşlar. Üzerine atabilirsek ne ala. 23.93 hemen burayı da yazalım arkadaşlar. Yani şu anki haliyle burası arkadaşlar bizim için önemli. Altta EMA 200 21.85, üstte 23.93 EMA değerli dostlar 50. Ya bu bantlarda takip edilebilir. Kırmızı hat ana desteğimiz, kırıldığı takdirde sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Çok da aceleci olmamak gerekir arkadaşlar. Malum yani işlem hacmin artık yaz dönemi. Hem borsamızda, kripto paralarda birçok alanda zayıfladığını görüyorsunuz. Bu durağan ve nötr havanın ben bir müddet daha devam edeceğini düşünüyorum. Bakınız güzel fırsatlar, alım fırsatları sunabiliyor. Günlük hareketlerde bir şeyler yakalayabiliyoruz ama yani orta uzun vade yatırımlar için belki bir müddet daha beklenilebilir değerli dostlar. Kesinlikle anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değildir. Almak, satmak, tutmak sizlere aittir. Bugün X100 ile ilgili bir video yapmıştık. Son durumuna şöyle bakalım mı arkadaşlar? X100 güzel de bir kısa kıvamda bir video olduğunu düşünüyorum. 60 dakikalık grafik bazında incelemiştik. Güzel arkadaşlar. Şu anda bir sıkıntımız yok. Evet. Sıkıntı nerede başlar arkadaşlar? Onu da söyleyeyim sizlere. Bakınız arkadaşlar. Şu kısmın altında bakın. Ortalama böyle hassas bir şekilde yapmaya çalışıyorum ama 1384 bantları altında bir saatlik kapanış arkadaşlar. 1384'lerin altında bizi sıkıntıya sokabilir. Yani buraya dikkat etmekte fayda var diyorum. Şimdilik güzel eyvallah bir sıkıntımız yok. 1384 altına sarktığımız zaman dikkat etmekte fayda var. Onay hareketi için tekrar geriye gelebilir. Ona da yine dikkat edelim. Şu ortama da gelmeyin arkadaşlar. Yani onay hareketine geldi. İlla ki buradan dönecek diye bir şey yok. Belli olmaz. Onun için diyorum 1384'lerin altında risk. Yani şu şekilde gideriz. Onay hareketi falan filan muhabbeti yaparken baktım tekrar aşağı. Daha sonra ters çanak falan filan muhabbetine de gidebiliriz. Her an her şey olabilir. Ha biz bugünün şartlarında değerlendirdik. Güzel yukarı yönlü bir hareket potansiyelinden bahsettik. Tıkır tıkır işledi. Umarım güzel olur arkadaşlar. Hep beraber takip edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bir önceki videomuzda biz yüze bakmıştık. Daha önce sabah erken saatlerde yine Kozal Aksen yok. Niye baktık arkadaşlar biz sabah? Bir saniye hemen bakalım. Hemen açıyorum. Evet. Aksen'e baktık. Albaraka, Doğutaş, Ayen, Kalekim, Karsan, İndes, Naturalgaz, Vakıf Fon, Yatırım Ortaklığı, Coca-Cola, Alarko Gayrimenkul hisselerine baktık. Yani o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kanalımızı desteklemeyi katıla dahil olarak çorbada tuzumuz olsun. Karınca kararınca desteğimiz olsun derseniz katıla dahil olabilirsiniz. Ben yine hisse MT kripto para analiz isteklerinde bulunmak istiyorum. Buna hemen cevap almak istiyorum diyorsanız katıla dahil olabilirsiniz. Reklamsız bir şekilde videoları izlemek istiyorum diyorsanız katıla dahil olabilirsiniz. Değerli dostlar yine Binance borsası referans kimliğimi videonun altına bırakıyorum. %10 komisyon indiriminden faydalanarak 7/24 kripto para işlemlerini buradan da gerçekleştirebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.